Arkadaşlar hoş geldiniz. 2024 YDT İngilizce sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar sırada 6 tane İngilizceden Türkçe'ye çeviri sorumuz var. Burada kullanacağımız teknik çok basit arkadaşlar. Bir cümlemizin yüklemini buluyoruz. İngilizce cümlemizin. Ki bu özneden sonradır. Ve bunu motomot olarak Türkçe çevirinin en sonunda bulunan yüklemle eşleştiriyoruz arkadaşlar. Uygun olan, uygun olmayan seçenekleri hemen eliyoruz. Daha sonra arkadaşlar eğer 2 veya 3 seçenek kalmışsa diğer dikkate değer unsurları da göz önüne alarak arkadaşlar doğru seçeneği hızlı bir şekilde buluyoruz. Şimdi dikkatlice beni takip ediniz. Scientific studies have shown aktif bir yapı göstermiştir diye bunu çevireceğiz arkadaşlar. Daha sonra evet bu bir noun clause yapısından meydana gelen karmaşık bir cümle. Complex sentence. Evet, hemen gidip neyi göstermiştir? Tend to feel that. Evet. Onun da bağımlı tümcenin de yüklemini çizeyim de arkadaşlar. Hissetmeye meyilli olmak. Bu da bağımlı tümcenin yükleme arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. Göstermiştir diyecek. A göstermiştir kalsın. B gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Pasif bir yapı var. O yüzden eliyorum bunu okumadan. C göstermiştir kalsın. D gösterilmiştir diyor. O da pasif bir yapı olduğu için eliyorum. E'ye de eriyorum çünkü o da gösterilmiştir diyor. Have been shown demiyor arkadaşlar. Yani motomot çeviri yaptığımı lütfen dikkatle takip edin. Burada aktif pasif olması çok şey değiştirir. Cümlemiz sorumuz aktif. Have shown neyi göstermiştir değil mi? Gösterilmiştir ise pasif bir yapı olduğu için 3 soruyu 3 seçeneği pardon arkadaşlar pasif yapıda olduğu için eledik. Başka ne yapmıştık? Bir de yan tümcenin, isim tümcesinin fiili neydi? Tend to feel. Yani hissetmeye yatkın olduklarını, değil mi? Türkçe'de nedir arkadaşlar? Bu yan tümcelerin yüklemleri de ana yüklemden öncedir arkadaşlar. Türkçe'de de böyledir. Neyi göstermiştir? Yatkın olduğunu göstermiştir. Hissetmeye. A kalmıştı. Bu ne diyor? Tanımadık kişileri takip ettiğini göstermiştir diyor. Halbuki dikkat edin. Who mostly follow strangers dediği arkadaşlar sosyal medya kullanıcılarını açan bir sıfat tümcesidir. O that'ten sonraki bütün bu noun clause'un arkadaşlar yüklemi değildir. O halde o da olamayacağı için doğru cevap C seçeneğidir. Hemen kontrol ediyorum. Her şey yerli yerinde mi? Bilimsel araştırmalar. Tamam, scientific studies. Çoğunlukla tanımadığı kişileri takip eden sosyal medya kullanıcılarının social media users who mostly follow strangers. Diğer insanların kendilerinden daha iyi hayatları yaşadığını hissetmeye yatkın olduğunu tend to feel that other people live better lives than they do. Evet. Yatkın olduğunu göstermiştir. Have shown C doğru cevap. 65. Humanism, which originated in Italy in the 14th century and rapidly spread throughout Europe in the following centuries, is a. Şimdi arkadaşlar burada bir isim cümlesi var. İsim cümlesi nedir? Özne
yüklemden meydana gelmeyen isimden bir isim tamlamasından meydana gelmeyen ve bizim burada bağlaç fiil dediğimiz Türkçe'de dirdir, İngilizce'de ise be, linking word dediğimiz bağlaç fiilden sonra bir isim tamlamasının kullanıldığı veya bir sıfatın kullanıldığı ama özneyi niteleyen cümlelere biz isim cümlesi diyoruz. İsim cümlesi is'den sonra gelen her şeydir arkadaşlar. Bakalım. A philosophical movement emphasizing the dignity of the human being. Türkçe'ye nasıl çevireceğiz bunu? İnsanın saygınlığını vurgulayan felsefi bir akımdır diyeceğiz arkadaşlar. İnsanın saygınlığını vurgulayan felsefi bir akımdır diye bitecek. Bakalım A'ya gidiyorum en sona. Hızla yayılmıştır güle güle gider. Hızla yayılmıştır gider. Vurgular gider. C'de gider. Felsefi ama hepsini alalım. İnsanoğlunun saygınlığını vurgulayan felsefi bir akımdır. Kalsın. Avrupa'da hızla yayılan felsefi bir akımdır. Felsefi bir akımlarıyla bitiyor. D ve E ama dikkat edin. Felsefi bir akımın da öncesi var. Türkçe'de. Nedir? Emphasizing the dignity of the human being. İnsanoğlunun saygınlığını vurgulayan. Felsefi bakın. Bu da nerede var? Sadece Denizli'de var. Edirne'de yok. O halde Denizli doğru cevaptır. The significance of the behavioralist theory began to decline. Azalmaya başladı. Önemi azalmaya başladı diye bitecek. Sonra after'lı bir zarf tümcesi geliyor. After, sonra diyeceğiz. Sonra. Ne sonra? Neden sonra? Önemli arkadaşlar o sonra kelimesi burada. The round linguist Noam Chomsky demonstrated. Göstermek. Veya ona şey yapan. Yani şöyle bitecek. Noam Chomsky gösterdikten sonra azalmaya başladı diye bitecek arkadaşlar. Evet. İddia etmesinden sonra diyor. İddia etmek diye bir şey yok. Demonstrate iddia etme diye çeviremeyiz. Güle güle. B'ye gidiyorum. Neden sonra sonra var da ortaya koyulduktan sonra tarafından diyor pasif bir yapı var. Halbuki ben aktif bir yapı alıyorum. Olmadı. Bunu da B'de gider arkadaşlar. Geldik C'ye. Önemini azaltmaya başlamıştır. Burada azaltmak diye bir şey yok. Azalmaya başlıyor önemi arkadaşlar. Aktif bir yapı bu. Bir şey buna neden olmuyor. Evet, ortaya koyduktan sonra azalmaya başlamıştır diyor. Bu kalsın Denizli. Azalmaya başlamıştır diyor. Bu da kalsın ama şimdi neyi arayacağım? Gene Denizli ve Edirne kaldı. Sonrayı arayacağım arkadaşlar. Sonra. Edirne'ye gidiyorum. Ünlü dil bilimci Noam Chomsky'nin davranışçı modelini dil eğitimi sürecini açıklayamayacağını iddia etmesiyle diyor. İddia etmesi diye, etmesiyle diye with the anlamı with the argument bilmem ne demesi gerekiyordu. Böyle bir şey yok. Denizli kaldı. Davranışçı kuramın önemi, the significance of the behaviorist theory. Ünlü dil bilimci, the renowned linguist Noam Chomsky, davranışçı modelin dil edinimi sürecini açıklayamayacağını ortaya koyduktan sonra demonstrated that. Değil mi arkadaşlar? Demek ki doğru cevabımız Denizli seçeneği.
Criminal activities on the internet differ from crimes committed in real life. Evet. Gerçek yaşamda işlenen suçlardan farklıdır diyor. Since diye devam etmiş. Since de için diye çevireceğiz arkadaşlar. The için, the yüzünden. Because demektir buradaki since. Şimdi ama ben şunu arayacağım komple. Differ from crimes committed in real life. Gerçek hayatta işlenen suçlardan farklılık gösterir. Farklıdır olmaz. Different olursa farklı olur. Farklıdır demeyelim. Farklılık gösterir gibi bir şey arkadaşlar. Evet. İşlenen suçlara göre diye çeviremeyiz arkadaşlar. Kıyas vardır göre şeyinde, edatında. Göre gider. A gider. Farklılaştırır diyor B'de. B de gider. Farklılaştırmak diye bir şey yok. Gerçek hayatta işlenen suçlardan farklılık gösterir kalsın. C kaldı. D, bu suçlar gerçek hayatta işlenen suçlardan farklıdır. Farklıdırı siliyorum arkadaşlar çünkü are different demiyor. Are different deseydi o zaman olacaktı. Yani differ burada normal fiil olarak kullanmış. Differ from. Are different deseydi o zaman farklıdır doğru cevap olacaktı. O yüzden buna da atıyoruz. Edirne'ye gidiyorum. Bir ülkede bulunabilmesidir diye bitmiş. Bu zaten otomatikman gider. Şimdi C kaldı ama doğru mu acaba? Bakalım. İnternette suç teşkil eden faaliyetler. Criminal activities on the internet. Suçlu fiziksel olarak suç mahallinde olmadığı ve hatta başka bir ülkede bulunabileceği için, evet için burada önemli. Since suçlu, the criminal is not physically present at the scene of crime and may even be located in another country. Evet. Gerçek hayatta işlenen suçlardan farklılık gösterir. Evet, C doğru cevapmış. Peki siz burada acaba farklıdır'a gider miydiniz? Farklıdır A'da var ve D'de var. Onlar neden yanlış? Bir daha bir gözden geçirelim arkadaşlar. Yani C'nin doğru cevap olduğunu söylüyoruz ama şimdi farklılaştırır diye attık. Ondan B'den eminiz. E de kesinlikle gitti. Ama siz ya differ from farklıdır diye çevirdiniz, unuttunuz birden. Bakalım oradaki sıkıntılar neymiş? A. İnternette suç teşkil eden faaliyetler, tamam. Suçlunun fiziksel olarak suç mahallinde olmaması ve hatta başka bir ülkede bulunabilmesinden dolayı yüzünden şimdi sinsi dolayı diye çeviremeyiz arkadaşlar. İçin diye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü dolayı diyebilmemiz için because of falan filan öyle bir şey gerekiyor. O yüzden bu doğru olamaz. Bir de suçlara göre diyor. In comparison to yapısı var orada. Denizli neden yanlıştı? Bir de ona bakalım. İnternet suçlarken faaliyetlerde suçlu faaliyetlerde diyerek bir kere burada yanlış özlemiz yanlış. Özlemiz direkt internette suç teşkil eden faaliyetler olacak. Faaliyetlerde diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu da özne uyumsuzluğundan, yanlış çeviriden dolayı atardık. Her halükarda C doğru cevaptı. Wow, uzun bir cümle. Gözünüzü korkutmasın arkadaşlar, işimiz kolay. İstediği kadar uzun sorsun. Bizim tekniğimiz nokta atış yapar arkadaşlar. Evet. Two-thirds of the coral in the northern parts of Australia's Great Barrier Reef has disappeared.
ortadan yok olduğu over the past 10 years, onun da işin içinde son 10 yıl içinde. Ama şimdi dikkat edelim. Burada basit ama gayet uzun ve karmaşık bir cümle vermiş. As a result of demiş arkadaşlar. As a result of sonucunda demektir. Sonucunda diye çevireceğiz. Yani bu cümle şöyle bitecek. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne sonucunda yok olmuştur diye çevirecek arkadaşlar. Şimdi bunu arıyoruz. Yok olmasına neden olmuştur. A'yı atarız. B'yi elinen olarak adlandırılır. Atarız. Sonucunda diyor. Yok olmuştur. Kalsın C. Yol açtığı beyazlaşmadır. Gider. Son 10 yılı içerisinde yok olmuştur. Edirne kaldı. Evet. Ne kaldı? C ve E kaldı arkadaşlar. C ve E. Şimdi inceliklere bakacağız. Sonucundan sonra bakalım ne diyor burada. As a result of bleaching caused. Ya da direkt özneye gideyim ya. Özne daha kolay. Direkt özneye gidiyorum arkadaşlar. Yani cümlenin en başında hangisi bulunacak? Two thirds of the coral in the northern parts of Avustralya'nın büyük set resifinde'nin kuzey bölümlerindeki mercanların üçte ikisi diye çevireceğiz. Evet, C ne kalmıştı C ve Avustralya'nın büyük set resifinin kuzey bölümündeki mercanların üçte ikisi. C'de var. E'ye gidiyorum. Elini olarak evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar. Dı bilmem ne ne yaptı? Özneyi ta ortalara attı. Aynen şey yaptığı gibi. El Niño diye başlattı. Cümlenin en sonundan başlattı çeviriyi. Halbuki öznemizin yeri cümlemizin başıdır. Ayrıca şu sonucundaya ne demiş onu ben göremedim. Edirne'ye bir daha bakalım. Yol açtığı için İçin diyor arkadaşlar. Yol açtığı için diye bir şey yok. As a result of'u biz sonucunda diye çevireceğiz Türkçe'ye. C ile E arasında kaldım ama bir, Edirne'de bir kere özlem yerli yerinde olmadığı için. İki, burada as a result of'u yol açtığı için diye çevirmiş. Halbuki sonucunda diye çevirmesi gerekiyordu motomot. O yüzden E'yi de eliyorum ve doğru seçenek olarak C'yi işaretliyorum. B'ye geldik. Son sorumuza. Dictionaries which list the words in a language in alphabetical order explain açıklarlar what they mean or orada bir veya var. Evet. Burada arkadaşlar bileşik yüklem kullanmış. Yani iki tane yüklemden oluşan ve bir or bağlacıyla bağlanan iki tane yüklemimiz var. Onların ne anlama geldiğini açıklar veya yabancı bir dilde karşılıklarını sunar, sağlar gibi bir şey olacak. Evet, iki tane yüklem arıyorum. Onların ne anlandıkları geldiklerini açıklar veya ya da diye öyle bitecek. Bakalım. Yanı sıra diye bir şey görüyorum. Bu da soruda iki cümlede yanı sıra diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden A gider. B'ye gidiyorum. Ya onların ne anlama geldiklerini açar ya da ya yapısı yok. Either or yapısı yok burada. B de gider. Aa, direkt sulardan gideyim ya. Şu şeyi de atıyoruz arkadaşlar. Denizli listeler diye bitmiş. Güle güle diyelim ona da. C ve E kaldı. Devam ediyorum ben. Veya onların ne anlama geldiklerini açıklar veya yabancı bir karşılıklarını sular. Tamam. Bir de Edirne'ye bakalım.
Yani anlamı ya either or yapısı var arkadaşlar. Edirne'de de gördüğümüz gibi. Halbuki soruda either or yapısı yok. Sadece or var. O halde Edirne'de olamaz. C doğru cevap gibi, hemen eşleştirelim. Dictionaries which list the words in a language in alphabetical order. Bir dilde yer alan sözcükleri alfabetik sırada listeleyen sözcükler. Evet. Onların ne anlama geldiklerini açıklar. Explain what they mean veya or provide yabancı bir dildeki karşılıklarını sunar. Their equivalents in a foreign language. C doğru cevapmış arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kelimelerle boğuşmuyorum. Bu muydu, şu muydu demiyorum. Çok teknik bir şekilde yüklemleri eşleştiriyorum. Daha sonra da çok küçük unsurları burada olduğu gibi arkadaşlar onlara bakarak, göz atarak, gözlerle tarayarak daha doğrusu onları da ederek doğru cevaba fokuslanıyorum. Ve 1 dakika içinde maksimum, hadi 2 dakika içinde bu soruyu arkadaşlar %100 olarak doğru cevaplamanız gerekiyor sınavda diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.